Şüphesiz depremin iki taraflı psikolojik etkisi de var. Yani deprem bölgesinde olanlar, depreme maruz kalanlar ve izleyen bizler ya da yakınları deprem psikolojimizi nasıl etkiliyor? Biraz bunu konuşacağız. Stüdyomuzda Üsküdar Üniversitesi kurucu rektörü ve psikiyatrist Profesör Doktor Nevzat Tarhan hocamız bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi şuradan başlayacağım. Deprem bölgesinde bulunanların psikolojisiyle başlayalım. Yani orada şu anda stres oranı sanıyorum çok yüksek. Çok yüksek. Çalışmalar da devam ediyor. İnsanlar zaman zaman da birbirlerine karşı biraz da böyle hani istenmeyen şekilde de davranabiliyorlar. Dolayısıyla deprem bölgesinde bizi dinleyenler varsa ya da yakınları vardır mutlaka. Onlara tavsiye babında neler söyleyebiliriz hocam? Tabii, yani böyle durumlarda biz stres var, panik yok diyoruz. Çünkü yani böyle bir olayda stresin olmaması anormaldir. Yani bir stres olacak. Ama kontrol edebilen stres kişiyi zarardan korur, tehlikeden korur. Yapabileceği şeyler daha sağlıklı yapmasını yardım eder, karar vermesini kolaylaştırır. Ama kontrol edebilemeyen stres aşırı tepkilere sebep olur. Hatta bu Allah rahmet eylesin, bu vefat eden 22 kişiden ikisi kalp krizinden vefat etmiş. Evet. Yani burada demek ki kontrol edilemeyeceğim bir stres var. Tabii. Yani deprem olduğu zaman, sallandığı zaman hepimiz zaman zaman yaşadık ve 17 Ağustos'u yaşadık. Ama böyle durumlarda yani psikolojik sağlamlı olan kişiler daha sağlıklaştılar. Psikolojik sağlamlı olmayan kişiler stresi kontrolsüz ve panik şeklinde yaşadılar. Psikolojik sağlamlık da doğuştan gelmiyor, sonradan kazanılıyor, sonradan Öyle mi? öğreniliyor. Tabii psikolojik sağlamlık, şimdi kimde vardır depreme karşı psikolojik sağlamlık? Deprem bir krizdir. Krize karşı psikolojik sağlamlığı bizim olması için krize hazırlık olması lazım. Kriz planının olması kişinin. Yani evde otururken diğer zamanlar depremden önce ya burada deprem olursa ne yapmam lazım? Deprem olursa çocuklarıma nasıl sahip çıkmam lazım? Deprem olursa kendimi nereye şu anda en uygun yer neresi? Buraya hazırlamam lazım. Deprem çantam gerekiyor mu, gerekmiyor mu gibi bunları yaparsa kişi zihinsel olarak depremle ilgili hazırlı olduğu için daha rahat olur. Panik yapmaz. Yani daha davranışlarını daha sağlıklı ve otomatik bir şekilde ortaya çıkarabilir. Bu bütün krizler için öyledir. Yani kriz müdahalesinin temel prensibi önceden hazırlıklı olmaktır. Böyle bir soru bana gelirse, böyle bir durum olursa, böyle bir olay yaşarsam, yani tıpkı ölüm gibi. Ölüm yaşamın bir uzantısıdır. Ölüm, ama ölümü yok sayarak yaşarsan, ölüme götürebilecek bir hastalık çıktığı zaman birdenbire panik yaşarsın. Hastalığı ile ilgili kontrolünü kaybedersin. Yani eğer zihinsel olarak bir insan bir felakete, depreme, doğal afete, başka olaylara karşı zihinsel olarak kendini hazırlıyorsa psikolojik sağlamlık oluşturur. O olay önüne geldiği zaman orantısız tepki vermez.